Millet'ten selamünaleyküm arkadaşlar. 3. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Fujiri Farm'ın 3. bölümünde sizlerleyiz. En son ne yapmıştık? Hasat yapıyorduk. Hasatta devam ediyorduk. Bir yandan aldığımız hasatı satışa götürüyorduk. Şimdi gene hasada kaldığımız yerden devam edecek biçerdelerimiz. Balya makinesinde çalıştırdık. Biçerdelerimiz hasatına devam ediyor. Bir diğer yandan dev tutmuş burada gübreleme yapıyordu. Gübreleme işi yarım kaldı. Şimdi gübresini tazeleyip tekrar gübre attıracağız. İnce teker olduğu için zaten mahsule zarar vermiyor. Hatta şöyle yapalım. Bir gerçekçilik olsun. Daha çok zarar vermesin yani. Tamam, böylelikle kaldığı yerden devam ediyor gübrelememiz. Gübreleme işi devam ederken biçerdelerimizi de doldurdu. Traktörümüze biçerdelerimizin yanına gidelim. Hatta sen bir şurada dur. Traktör böyle yetmiyor demiştik. Bir traktör daha alacağız. Ne alalım? Şu zamandır Tümasan Kara Şimşek'i kullanmıyorum. Birazcık Kara Şimşek'i kullanalım. Tamam. Motifimiz full olsun. Tente olsun mu? Tente olsun. 80-75 olsun motorumuz. Kaç hızla gidiyor zaten bu? 55 hızla gidiyordu zaten. 80-75. GPS'e gerek yok. Ağırlık. Tampon seçeneği. Tampon olmasın. Tampon satan tutarız. Böyle olsun, arka ağırlıklı olsun. Dur, önce bir geri gelelim. Tamponu bir takalım ondan sonra. Tabii düşük motor olduğu için 43 km hız yapıyor. Tamponumuzu da taktık. İki tane remote da alacağız arkaya. Zaslav değil. Kara bulut alacağız ikisinde.
Kara bulutu da siyah yapsak nasıl olur acaba? Siyah olmasın ya. Normal şu kara bulutun renginde. İki tane kara bulut alalım böyle. Gidip Tunus'u bir fulleyelim önce. Karabulutlar ağır geldi galiba. Ki karabulutlar pancar için gayet ideal bir traktör. Şey, ideal robotlar. Kadar kaldı. İleriden döneceğiz. Sola. Ondan sonra devam. Ondan sonra tarlaya. Evet, tarlaya az kaldı. Tarlaya girmek üzereyiz. Tarla yoluna girdik şu anda. Şu an çardaklar zaten dolu. Oradan sinyal akıp duruyor. İşte iki tane traktör olmasının nedeni, biri burada beklerken diğeri boşaltıma gider. Yani bu da şunu demek. Şu anki yani normal çiftlikte olduğu gibi çardaklar dolunca beklemez yani.
traktöre ben yanaşır boşaltır. Zaten diğer traktör de diğer kendi robotunu boşaltmaya gitmiştir zaten. Ve iç kamerada kullanmak daha bir hoşuma gidiyor. Daha bir güzel geliyor bana. Mercedes gibi 80 km yapan bir traktörümüz var ve biz onu kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi. Onu sadece balya toplama işi için tutuyoruz. Bu arada arkadaşlar ikinci bölümde balyaları yorumda belirtin demiştim de ama sonradan fark ettim ki yorumlara kapalıymış. Bunun da nedeni şu, videoyu yayınlarken çocuklara özel seçeneğini seçtiğim için bu da otomatikman yorumları kapatıyormuş. Üçüncü bölümde bunu yapmayacağım, çocuklara özel seçeneği seçmeyeceğim. Bakalım inşallah bu sefer yorumları kapatmazlar. İnşallah bu sefer yorumlarınızı görebilirim yani. Tekrardan kusura bakmayın. Balyaları toplama işine girelim bakalım. İlk önce şu taraftaki balyaları bir alalım. Bu arada arkadaşlar demiştiniz ya, bu otomatik kireci işte bazı traktörlerde işte yapıp taşıyamıyoruz, çarpıyor diye. O olayı kaldırdım. Biraz geriye aldım tepesine yani. Tablasını biraz geriye aldım. Bu şekilde bu olayı kapatmış oldum. Dizilim falan da değiştirdim tekrardan. Yeni bir dizilim kattım. Yeni bir dizilim ekledim ona. Dizilim şekli değişti. Ve toplama genişliğini de genişlettim arkadaşlar. Böylelikle toplama genişliği de geniş oldu. Mercedes'in kornası da güzel ya bir yandan. Yapma bir çer döver ya. Traktörü engel görüp oradan gitmemiş ya. Böyle bir işçilik var mı arkadaş? Ya keşke 2022'de şu hatalar gidecek diyorlar ama inşallah gider. Yani böyle saçma sapan işlerin saçma salak bir şekilde yolu çevirmeleri vesaire. Saçma salak bir şekilde yolunu değiştirmeleri biraz kötü oluyor. Hani çok basit bir şeyi böyle engel gibi görüyorlar. O şekilde bir yol güzergah değişimi yapıyorlar. Toplama kapasitesi de çoğaldı arkadaşlar bu böylelikle. 39 sürat mı? 40 sürat mı ne? 44 sürat mı ne alıyordu? Şimdi 68 sürat alacak arkadaşlar. 68 tane balya alacak yani şimdi. Bu dizilim sayesinde.
Bak hayatı da dipten bile dönüş alabiliyorum. Hiçbir şekilde çarpmıyor. Şimdi şunu almasam, içeride gelince buna çarpar ve bunu engel olarak görebilir. Çalışma bitti hangisi? Gübresi bitti muhtemelen ya. Yok, ondan bitirmemiş. Gübresi daha var ama şuradan bir alalım. Götürelim şeye. Kaldan üst kısmına. Üst kısmı olsa yatağı olarak devam etsin bu sefer.
Evet, traktörümüzü boşaltmıştık. Şimdi geri götürelim tarlaya. Bir yandan da yolu uzatmayalım ya. Şuradan girelim. Vitesi. Bu işler nasıl da güzel akışıyorlar ya. Bugün herhangi bir karımız yok henüz. Bakalım bir saniye. Şu an 237 bin zarar etmişiz. Gübre masrafı 70 bin lira gübreye vermişiz. İşte 2000 şirata maaş ödemesi. Ondan sonra araç almışız. Toplam araçlar 870 lira mal olmuş. Mesela bir falan vesaire. Eldeki ekipmanları da sattık ya zaten. Onlardan dolayı dolayısıyla böyle bir şey oldu. Karşı yola gireceğiz. O yüzden sağımıza solumuza bakalım bir. Bizim TMOS'un Kara Şimşek'in 75'lik motorunda, 80-75 motorunda. Bir turbo eksiği varmış, onu fark ettim. Turbo demişim. RPM eksiği varmış, onu fark ettim. RPM'i düşük kalıyor. Kalkışta falan, o yüzden gidişte biraz hızı düşük kalıyor. 43 km zaman aranın 35'te falan gidiyor. 40'ta falan zor gidiyor yani. Sana geçelim. %90'ımızda da oraya varınca anca %100 olur.
Karsel'e sıra şöyle bir tur atalım. Hazırları toplamak için. Araba balyayı doldurup onu satıp öyle kapatacağız bu iki yayını. Şu anda 10 taneden fazla balya ihtiyacımız var. Şu an bir çerdivere öyle bir yanaşmalıyım ki şey yapmamalı, hani beni engel olarak görmemeli. Biraz daha. Şimdi. Şu an 54 balya almışız. Elli altı. Şimdi 8 tane daha dizecek üstte. Bak hele ya. Hayır, neyi gene engel gördün ki? Neyi gene engel gördün? Şu işçilerin saçma salak çalışması yok mu ya? Mahvediyor insanı. Uzaklaştırayım seni böyle. Elli sekiz. Son 10 tane kaldı. 59. Son 7 tane lazım. Şimdi 14. 10 daha ne var? 20 aslında bizim zastava ihtiyacımız var. O zastava diğer ramorklardan gözükmüyor olabilir. Zastava tek seferde 20 ton alıyor.
Şöyle bir lasta hoşumuza giderdi tabi. Şey lasta demişimiz asla. Allah bismillah. Dört, 65, 66, 67, 68. Önce şunu boşalan tankla bir dolduralım. Anadolu'ya gireriz tarlaya, bir şey olmaz. Anadolu zaten ince teker. Evet. Arkamızdaki malzemenin ağırlığını unutursak olacağı bu. Aslında önümüzdeki yol düz. Düz yol boyunca bu hızla gidersek pek bir şey olmaz. Ama buradan çıkışta mesela yavaşlayacağız mecbur, ne yapacağız? Vitesi birden düşürdük mü?
Gerçek hayatta bu kadar yükleniyor mu acaba? Biraz fazla mı yükledik yoksa? Şu an traktör boşta. Biraz şöyle sağa yakınmamız lazım yoksa çapıp devirecekler. Şunu şöyle götürelim. Sekizer paletten bakalım ne kadar çıkacak, ne kadar kalacak bize. Toplamda 40 bin geldi bize balyalardan. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.